Adım Artuk Bey. Oğuzların Döğer boyundan gelen bir ailede dünyaya geldim. 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde yer aldım. Ve Kızılırmak'ı geçerek Orta Anadolu'ya akınlar düzenleyerek savaş sahnesine adım attım. 1076'da Kutalmışoğlu Süleyman ile aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle Melikşah tarafından görevimden alındım. Bu olayın ardından Melikşah'a karşı Tutuş'un hizmetine girdim. Tutuş'un yanında Kudüs'ü ikta olarak aldım ve bölgedeki siyasi arenada önemli bir rol oynadım. Halep'i ele geçirmek isteyen Süleyman Şah'a karşı Tutuş ile birlikte hareket ederek Ayn Seylem Muharebesi'nde etkili bir rol oynadım ve Süleyman Şah'ın ölümünde benim de payım vardı. Melikşah'ın yaklaştığı haberini alarak Tutuş ile birlikte Halep'ten çekilmek zorunda kaldık. 1091 yılında Kudüs'te hayatım son buldu. Oğlum İlgazi Bey benim adımı taşıyan Artuklu Beyliğini kurarak bölgedeki liderlik mirasımı sürdürdü. Adım Emir Mengücek. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın komutanlarından biri olarak görev yaptım. Malazgirt Savaşı'nın ardından Alparslan'ın emriyle diğer komutanlar belirli şehirleri fethederken ben Erzincan, Kemah ve Şarkıkarahisar gibi stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirdim. 1080 yılında Erzincan merkez olmak üzere Mengücekliler Devleti'ni kurarak tarihi adımı yazdırdım. Bizanslara karşı 1116 yılında Bolvadin Savaşı'nda ordumla birlikte Selçukluların yanında yer aldım. Uzun yıllar macera dolu hayatımın sonuna gelmiştim ve vefatımın ardından tahta oğlum İshak Bey geçti. Ben İlbilge Hatun, Kutluk Kağan'ın eşi, Bilge Han ve Kültegin'in annesi, Yollik ve Kutluk'un büyük annesi. Eşim İlteriş Kutluk Kağan'ın en büyük destekçisi ve yardımcısıydım. Türk halkı için yola çıktığı davasında her zaman her türlü desteği sağladım. İlteriş Kutluk Kağan ile aramızda ender görülen büyük sevgi ve birliktelik, herkese örnek olmuştuk. Orhun yazıtlarından birinde, oğlum Bilge Kağan, bizi şu şekilde ifade etmiştir. Tanrı, Kutluk Kağan ve İlbilge Hatun'u kutsayarak onları gökyüzüne çıkarmıştır. İlteriş Kutluk Kağan'ın önderliğinde, Türk milleti için birlikte omuz omuza verdiğimiz bu mücadelede sevgi, dayanışma ve güçle dolu bir hayat yaşadık. Ben Satuk Buğra Han. Güçlü bir Türk hanedanı olan Karahanlıların soylu bir ailesinde doğdum. Babam Bezir Arslan Han, amcam ise Oğulçak Han'dı. Babamı henüz çocukken kaybettim ve tahta amcam geçti. Büyürken bir savaşçı ve liderin eğitimini aldım. Zamanla içimde derin bir değişim gerçekleşti. İslam'ın birlik ve adalet ilkeleri beni derinden etkiledi. Uzun düşünceler sonucunda 934 yılında İslam'ı kabul ettim. Ancak bu karar amcam ve bazı boylar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Mücadele etmek zorunda kaldım ve bu yolda başarılı oldum. Böylece Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti olarak tarihe geçti. Tahta çıktıktan sonra ülkemi ekonomik yönden geliştirmeye odaklandım. Babasını kaybeden bir çocuktan halkı için yeni bir yol çizen bir hana dönüştüm. 955 yılında yaşlı bir lider olarak huzur içinde vefat ettim. Ben Tongyapgu Kağan. Kardeşim Şikuey'den sonra Batı Kağanlığının başına geçtim. Soyum asil aşina soyundan gelir. Kuzeydeki Tiel'e boyun eğdi, batıda Pers titredi ve güneyde Kaşmir müttefikim oldu. Devletim engindi, Türk kudretinin bir kanıtıydı. Sarayımda kılıçla birlikte bilgi de güç oldu. Bozkır yasalarına sadık kaldım. Ruhlara ve savaşçının sözüne saygı gösterdim. Ben Teoman. Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu. Milattan önce 220 yılında göçebe kabileleri birleştirerek tarihe adını altın harflerle yazdıracak kudretli bir devlet kurdum. Hükümdarlığım boyunca Asya bozkırlarının geniş bir bölgesini egemenliğimiz altına aldık ve gücümüz Asya'nın her yerine yankılandı. Çin hanedanlığı ile olan mücadelelerimiz kolay değildi. Onların tehdidi her zaman üzerimizdeydi. Ama ben ve halkım yılmadık, bağımsızlığımızı korumak için canla başla mücadele ettik. Ve tabii ki onları da zor durumda bıraktığımız zamanlar da oldu elbette. Hayatımın sonlarına doğru talihsiz olaylar ile karşılaştım ve neticesinde milattan önce 209 yılında hayatım sonra erdi. Ben Celaleddin Harzemşah. Bir zamanların kudretli imparatorluğu Moğol sürülerinin ayakları altında yıkıldı. Pervan Meydan Muharebesi'nde yenilmez olduğunu iddia eden Cengiz Han'a karşı koydum ve zafer elde ettim. Ancak bu yeterli olmayacaktı. Parçalanmış krallıkları yeniden toparladım
ve işgalcilere karşı cüretkâr akınlara önderlik ettim. Direnişin son kıvılcımını söndürdüklerini sanıyorlardı. Fakat ben asla boyun eğmeyecek bir kıvılcımdım. Öyküm belki ihanet ve hüsran ile noktalanacaktı. Ancak bıraktığım miras yaşamaya devam edecek. Ben İstemi Yabgu. Göktürk Devleti'nin batı kanadını ağabeyim Bumin Kağan'a sadakat göstererek yönettim. Diplomatik yeteneklerimle tanınıyordum ve özellikle Bizans İmparatorluğu ile Sasani İmparatorluğu arasında güçlü ticari ilişkiler kurarak Göktürk Devleti'nin gücüne güç kattım. Buhara Savaşı'nda Akunlara karşı önemli bir zafer elde ettim. Bu zaferin ardından Akunlu Devleti çöktü ve İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirdik. Ancak bir süre sonra Sasanilerin İpek Yolu'na ilgi göstermesi üzerine ilişkilerimiz zayıfladı ve ticaret konusunda kısıltmalara neden oldu. 576 yılında vefatımdan sonra yerime oğlum Tardu geçti.